kazanırsanız güçlü bir lider olarak, örnek bir lider olarak devam edersiniz. Kaybederseniz, kendi ülkenize saygın bir şekilde yaşarsanız bir sonraki seçime hazırlanırsınız. Bunun tek kriteri eski liderin bir ülkede barış içinde yaşayabilir olmasıdır. Demokratik olmayan toplumlarda bu mümkün değil. Gelen eski lideri ya asar, ya gönderir, ya hapse atar. Şimdi bu güzel örneği yapın. Şunu da konuştuk açık. Yani şimdi bunların da konuşulduğunu bilinmesi için söylüyorum. Azınlık bağlamında, yani bir azınlık yönetimi var. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ve istihbarat ve ordu yapılanmasının %85'i, %12'lik bir gruptan geliyor. Bu azınlıkla ilgili bir kaygınız varsa anayasaya, her yere, siz ne garanti istiyorsanız bunu derc edelim. Bizim için Nusayri, Sünni gibi bir ayrım yok. Müslüman, Hristiyan ayrımı yok. Bütün Suriyeliler kıymetlidir. Ve bir rövanş kültürü çıkmaması için de ne garanti istiyorsanız, Türkiye olarak, uluslararası toplum olarak kimden istiyorsanız bunu sağlayalım. Anayasanın içine koyalım. Ayrıca garantiler verelim. Yeter ki demokrasilerde doğal olarak nasıl Saddam yani döneminde Sünni bir lider vardı. Demokrasi gelince Şii bir başbakan geldi. Yani bundan ola ki eğer hala bu kimlikler önem taşıyorsa olabilir. Bir Sünni lider gelebilir. O zaman da Nusayrilerin haklarını koruyacak her türlü tedbiri alalım. Bunların hepsini konuştuk. Bunu da niçin şimdi açıklıyorum? Öyle bir yargılama şeyi var ki sanki Türkiye bunları hiçbir çaba sarf etmeden bir anda sadece mezhepçi bir gündemle bir tarafı tutarak ya da ülke gruplarında şu safta yer alarak karşı şeyi tasfiye etmeye yöneldi. Böyle bir şey değil. Bugün yine, acaba? Bugün yine yanıtını da ya bugünlerde sanki bizim bütün derdimiz Beşar Esad'ın gitmesi. Politikamızı oran inşa etmişiz. Peki yani bir insaf ölçüsü var. Yıllarca niçin çaba sarf ettik biz? Hiç bir insan diyelim siz gazete köşe yazarlığı, ben de köşe yazarlığı yaptım bir dönem. Bir yazıyı, eskiden daktilolar vardı. Yazarken o daktiloda bir yer yanlış olur, birden o bütün emeğinizin gittiğini görürsünüz veya bir bilgisayarda kaybedersiniz bir dokümanı. Yani o bile, bir yazı bile insanı ne kadar üzer. 9 yıl emek vermişiz. 9 yıl, 62 kere gittim diyorum ben. Son olarak 7 saat, ben 28 yıllık evliyim, hanımımla 7 saat aralıksız konuşacak vaktim olmadı. Yani bunu şey için söylüyorum, insani bir şeyle söylüyorum. Bu kadar emek verdikten sonra biz ister miyiz Suriye'de bu olaylar yaşansın ya da sadece Beşar Esad'ın gidişine dayalı bir politika takip etmiş olalım. Ama her yolu denemişseniz ve adam hala bataklıkta, yönetim kendi bataklığa doğru ve sizi de bataklığa doğru çekmek istidadı ve kullanmak istidadı içindeyken, hani siz kendisi bize tutunarak çıkma değil de bizi de neredeyse bataklığa çekme istidadı içindeyken ve siz bir ülkenin geleceği ilgili insanlık vicdanını da içerecek bir karar alacak durumdayken artık ondan sonra bu senin kararın. Gittiğin yer yanlış ama senin kararın deyip mesafe Peki. koymak bir zaruret halini alır. Peki. Yoksa hani biraz da o şeylerin arka planını bu kişisel şeyleriyle de aktarma ihtiyacı buradan kaynaklanıyor. Yani bunların, bu yolların hepsi denendi. Keşke bir tek Suriyelinin kanını daha kurtarabilme imkanı olmuş olsaydı. Ve şunu da ayrıca söylemek istiyorum. Yani mezhep meselesi gündemde olduğu için. Bugün gelenlerin çoğu Sünni, Arap ve Türkmen. Yarın birileri Nusayrilere zulmederse, Hristiyanlara zulmederse, onları da aynı şekilde misafir ederiz. Kürtlere zulmederse, onların da haklarını, hukuklarını koruruz. Gelenleri ve ben tabii, ben bunun için Lübnan'daki dini liderlere gittim. Yani Hristiyan dini liderlere, Maruni lideri, Türkiye'de de ağırladık. Ortodoks lidere gittim. Türkiye'deki dini liderleri ziyaret ettim. Ermeni patriğini, Ortodoks patriğini, hepsini. Hepsine şunu söyledim. Suriye'de aynı sizin dininize, mezhebine, bize mensup şeylere, cemaat mensuplarınıza şu mesajımızı iletin. Herhangi bir ihtiyaçları varsa ve Türkiye'den destek istiyorlarsa Türkiye'nin kapısı onlara da açık. Yani şunu, bunun diye söylüyorum. Bazı ülkeler çıkıyor. Doğu Hristiyanlığının sahibi biziz diye argümanlar var. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda kalan zihniyettir bu. Biz
Onlar Hristiyanlığın hamisi, biz Müslümanların Ermeni hamisiyiz veya Sünnileri. Efendim? Ermeni Patriğine de. Tabii. Yani Patrik yok ya işte. Vekiline söyledim. O ne demek biliyorsunuz ama değil mi söylediğiniz şey? Bugün Halep'te ciddi bir Ermeni topluluğu var. Şam'da onu bilerek var söyledim. Asıl Halep'te var. 1915'te gitti onlar. Cengiz Bey onu 1915'tekiler geri gelsin demek o yani. Bilerek söyledim. Bizim için 1915'te dahil hangi konu olursa olsun bugünkü insanlık meselesi, insani bir konu, bugün yaşanan insani bir konu her şeyi unutturur. Bizim kültürümüzde nefret, kin ve rövanş anlayışı yoktur. Bugün gelsinler, kim olursa olsun kapımız herkese açık. Bunu da ısrarla söyleme sebebim şu, Selefilik, Sünnilik, bu tür gündemler bizim devlet anlayışımızda olmadığı gibi siyasi kültürümüzde de yok, toplumsal kültürümüzde de yok. Ve ben bunları özellikle yurt dışında da, Chicago'da NATO zirvesinde biraz vaktim oldu. Nereye gittim biliyor musunuz? Oradaki Süryani, Amerikan Süryani Patriğini ziyaret ettim. Ve ona da aynı şeyi söyledim. Hakkari'den gitmedir onlar da. Dedim ki, Orta Doğu'da ne zaman bir meseleniz olursa bilin ki Türkiye, peki, sizin şeyiniz, nitekim 6-7 Eylül'de de Türkiye'de bir toplantı yapacağız. Arap Baharı'nda Müslüman Hristiyan diyaloğu çerçevesinde bütün dini değerleri davet ettik. Bunlar bizim için gündemin ana ilkesel konuları olarak hiçbir zaman konjektüre bağlı hususlar değil. Peki. Çok teşekkürler. Bir ara veriyoruz efendim. Devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla söyleşimiz devam ediyor. İsmet Berkan, Cengiz Çandar'la birlikte. Sayın Bakan, İngiltere'de bir haber yayımlandı. Hamenei bir takım güçlere, Türkiye'de dahil Suriye'de muhalifleri destekleyenlere terör emri verdi biçiminde. Bunu ne kadar doğrularsınız? Şimdi bu tür haberlere dayalı bir yorum yapmak ve tutum almayı doğru görmem açık söylemek gerekirse. Bizim herhalde Hamenei ile dünyada en doğrudan kanala sahip olacak olan birkaç lider varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti liderleri, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızın her gittiğinde görüştüğümüz bir kanal açık. Böyle bir puslu havalarda herkes kendi şeyinin psikolojik diyeyim harekatını bir şekilde yürütmeye çalışıyor. İran'la Suriye konusunda farklı düşündüğümüz aşikar. Bunu da açıkça kendileriyle konuşuyoruz. Biraz önce de bunu zikrettim. Ve bu farklı düşmemizin sebebi de biz Türkiye olarak biz de görmüyoruz. Geçen sene Temmuz ayında ben Tahran'a gittiğimde, Eylül ayında Sayın Başbakanımız Ahmedi Necat'la Birleşmiş Milletler'de birlikte görüştüğümüzde, Ocak ayında ben tekrar gittiğimde, Mart ayında tekrar Başbakanımızla gittiğimizde hep biz değişik yöntemler, değişik formüller üreterek bir çözüm için beraber çalışmanın yollarını aradık. İranlılar da buna açık bir tutum sergilediler. Ama nihayetinde bir yer gelir ve tutum farklılığınız beraber bir formül üretmenin sınırlarını aşmaya başlar. Böyle bir durum olduğunda da ülkelerin birbirlerine özellikle Türkiye ve İran gibi köklü geleneğe sahip devletlerin yetkililerinin birbirlerine kullandıkları ifadelerin, üslubun belli bir düzeyde olması gerekir. O zaman Meclis Dışişleri Komisyonu'nun başkanının sözleri rahatsız etti herhalde. Tabii yani daha önce de dikkat ederseniz biz önce bu şekilde tek tek ferdi ve fevri çıkan yapılan çıkışlara ben Sayın Salih'i aradım bundan birkaç ay önce. Ya bunlar sizi temsil ediyorsa cevap verelim. Yok sizi temsil etmiyorsa bunu açıklayın dedim. O da bizi temsil eden görüşler Sayın Hamenei, Sayın Ahmedi Necat ve benim tarafımdan açıklanırdı. Ben de bunu kamuoyuyla paylaştım. Daha sonra Firuzabad'den son bir açıklama geldiğinde bu sefer net bir açıklama da biz yaptık. Kendisiyle geldiğinde de bunu açık bir şekilde paylaştım Sayın Salih ile. Ve bu açıklamaların doğru olmadığını paylaştık. Şimdi İran kendi içinde bir de şöyle bir kanaat var. İran Suriye'den farklı veya eski Irak'tan da farklı. Yani öyle bir şey var ki Hamenei ve Ahmedi Necat ne derse o oluyor. Hayır, İran'da çok dinamik bir siyasi atmosfer var. Alabildiğine yoğun bir
çekişme, gerilim var. İç siyasi gerilim. Gelecek sene seçimlere gidiliyor. Onun atmosferi şimdiden başladı. Dolayısıyla İran'dan çıkan her söz mutlaka Hamenei'den otorite yetki alınarak sarf edilmiş söz gibi görmek de doğru değil. Onun kendi aralarındaki bir hesaplaşma da var. Ayrıca biz bunu nükleer müzakereler yürürken, Tahran Anlaşması'na giderken de gördük. Hani güçlü bir siyasi iradeye rağmen ne kadar zor yol alabildik. İster istemez içerideki iç kamuoyu tartışmalar, dinamik bir kamuoyu var. Dolayısıyla bu haberlerin çoğu, yorumların çoğunu bu şey içinde değerlendi. Ama yetkili birisi yorum yaptığında, yürütme erkinin içinde bulunan Firuz Abadi gibi, buna da biz uygun gördüğümüz cevabı veririz. Sizin Irak'la da sıkıntınız var ama. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olarak Irak'la da sıkıntınız var. En son Kerkük'e gittiniz. Bağdat'a selam söylemeden gittiniz. Yok. Bir daha gitseniz neredeyse gözaltına alacaklar filan. Şimdi o gün o açıklamaları yapanlardan birisi, ismini vermeyeyim, bayramda Türkiye'deydim. Yani o şeylerde beni aradı bayram tebrikçi. Ben de bulunduğu yerde de bir tatil dolayısıyla. Ben de dedim ki... Ali Dabbak sever. yani isim vermeyeyim. Birçok yani o merkezi hükümette benim de sevdiğim dost, birçoğu da dostumuz bunlar. Bazen görüş ayrılıkları olur ama hepsiyle ilişkimiz devam eder. Dedim ki hoş geldiniz. Bütün Türkiye şehirleri sizin için hiçbir izne gerek, ikinci bir izne gerek olmadan açıktır. Her yerde bulunabilirsiniz. Tabii güldü. Şimdi evet, Irak'daki Sayın Maliki ile ilgili durumu kastediyorsanız, ki diğer Iraklı liderlerin tümüyle hem şahsi dostluklarımız gayet iyi devam ediyor, hem siyasi istişarelerimiz devam ediyor. Başbakanla sıkıntı olunca Sayın Başbakanımızın da bütün diğer hepsiyle devam ediyor. İki gün önce Sayın Muktada Sadr'ın yakın çalışma arkadaşı Yakubi, Sadr grubunun siyasi lideri aradı. Telefonda bayram tebrik dışında uzun uzadıya konuştuk. Yani Şii ve Sünni ayrımı olmaksızın öyle bir hava da var. Sanki sadece biz Irak'ta sadece Sünnilerle konuşuyoruz. Kürtlerle de konuşuyoruz, Şiilerle de konuşuyoruz. Sayın Maliki ile olan sıkıntı da açıkçası konjektürel ve onun sergilediği bir tutumla ilgilidir. Yani Türkiye'yi bir şekilde yabancı basına şikayet eden bir tavır sergiledi. Ama daha önemlisi, kendisi bütün diğer siyasi liderlerle, Muktada Sadr gibi, Ammar el-Hakim gibi Şii liderler de dahil, orada da yaşanan sıkıntılar dolayısıyla dolaylı olarak bizimle yaşadığı bir sıkıntı var. Yoksa Irak bizim için o anlamda bir iletişim probleminin yaşandığı bir ülke değil. Onu açıkça vurgulamakta fayda var. Kuzey Suriye'yi biraz konuşmakta yarar var mı? Çünkü PYD lideri işte Türkiye ile temasa hazır olduklarını söyledi. Ciddiye alır mısınız? Şimdi yine Erbil ziyaretimizde Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Ulusal Konseyi ile toplantılar yaptık. Orada da ben çok açık bir şekilde kendileriyle paylaştım. Bizim ne Suriye'de ne de Irak'ta Kürt kardeşlerimizi bir tehdit ya da dışlayıcı bir, onları yabancılaştırıcı bir politika gütmemiz söz konusu değil. Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Şii, bütün herkes de bu yaklaşımımız açık. Karşı olduğumuz husus PYD bağlamında iki temele dayanır. Bir, şu ana kadar Suriye devrim şeyinin, Suriye muhalefetin yanında yer almayıp Beşer Esad'la birlikte çalışarak bir tür oportunizm yapmaları. Yani hala Beşer Esad'ın elindeki bazı silah stoklarını onlara vermesi, onları bir şekilde teşvik etmesi bir yönüyle rejime, bir yönüyle muhalefete bakan bir ikircikli tavır sergilemeleri. Bu Suriye'deki geçişi zorlaştıran ve muhalefet aralarında güven problemi doğuran bir husus. İkincisi de terörle olan irtibatları. PKK. Bunların bilgisi de bizde mahfuz. PKK ile olan irtibatları çok açık ve nettir. Yani bunu Erbil'de ben Suriye Kürt Ulusal Konseyi yetkililere, diğer yetkililere de konuştum. Bu irtibat kopmadan bizimle bir samimi diyaloğa hiçbir kimsenin girmesi mümkün değil. Peki böyle şöyle, bir şeye, şöyle bir hele Gaziantep'teki saldırıdan sonra terörle öyle veya böyle irtibatı süren herkes bizim için bir terör mensubu muamelesi görür. Buna tolerans göstermemiz de mümkün değil. Güzel, de şöyle bir durum var. 11 ya da 12 Temmuz tam
günü de belli değil zaten. Bu sizin Erbil'de görüştüğünüz Suriye Kürt Ulusal Konseyi birlikte bir yapı oluşturdu. PYD bir yapı oluşturdu. Yüksek Kürt Heyeti adında bir yapılanmaya gitmek üzere. 5-5. Yani birinden 5, diğerinden 5 kişinin katılımıyla ve hep %50-%50 paylaşımla bir yapılanma düşünüyorlar. Rejimin kontrolünü kaybetmesi halinde veya bir şekilde hadi siz idare edin burayı, Türkiye'nin de başı ağrısın mantığıyla bazı yerleri bunlara sunması durumunda. Nitekim bazı şeyler işte Kobani, Aynül Arap, Arapçası Aynül Arap da Kürtçesi Kobani, Afrin, bir iki yer, Amude filan belli şekilde kontrol sağladılar orada. Bu yapılanma içinde yarısı sizin görüştüğünüz Kürt kardeşlerimiz kavramına uyan taraf, öbürü terörle bağlantıları kopmadı. Bizim bazı bilgilerimiz var dediğiniz kesinler ama bunların arasında bir Erbil Anlaşması var. Yani Türkiye elbette Erbil Anlaşması'nı tanımak zorunda değil. Böyle bir taraf değil zaten. Fakat böyle bir olgu var. Bunu nasıl açabilirsiniz? Onu yakından gözlüyoruz Cengiz Bey. Yani bu bize verilen taahhütlerle, alanda bu taahhütlerin yansımasının ne olduğunu yakından gözlüyoruz. Herkesin de şunun bilmesi lazım. Hani Kuzey Suriye tabirini siz kullandığınız için ben bu tabire karşı çıktığımı başta söyledim. Yani Kuzey Irak gibi yeknesek bir şey yok. Şu anda Haseki'den, Kamışlı'dan Laski'ye kadar olan bütün bizim sınırımız, 911 kilometre sınırda kimin ne yaptığını takip ediyoruz. Ve aldıkları tutuma göre de bizden herkes o muameleyi görür. Karşı çıkmayacağımız, yani sizin yazılarınızı da çok dikkatli okuduğum için ve paylaştığım anlamda söylüyorum. Biz hiçbir zaman Suriye'deki Kürtlerin haklarını almalarını karşı çıkmadık. Aksine demin söylediğim o 9 yıllık uzun süreçte hep Beşar Esad'a bu vatandaşlık haklarını verin, Kürtlere eşit muamele yapın diye telkinde bulunduk. 5 Nisan'da hatırlayacaksınız beraber gittiğimizde de geçen sene 2011'de talep ettiğimiz 3 şeyden biri Kürtlere vatandaşlık verilmesi, olağanüstü halin kaldırılması ve reform takviminin ilan edilmesi vesaire gibi şeylerdi. Af ilan edilmesi ve şey. Şimdi ve orada da hemen işte Kürtlere vatandaşlıkla ilgili bazı adımlar atıldı. Yani bu konularda sanki Türkiye Suriye Kürtlerini bir tehdit gibi görüyor. Türkiye hiçbir etnik ya da mezhebi grubu, dini grubu kendisine tehdit olarak görmez. Tehditin şeyi ikidir. Bir terör benzeri gruplardır. İki, bize hasmane tutum sergileyen bir başka devlettir. Biz başka yapıları niye tehdit görelim? Bir rejimdir yani. Şimdi burada karşı çıktığımız nokta, orada da kendilerini açıkça söyledim. Herkesi, bütün Kürtlerin de huzurunda söyledim. Karşı çıktığımız nokta, daha Suriye'de normal düzene geçmeden de facto yönetimler oluşması ve alanlar tespit edilmesi. Yani burası benim bölgem. Bu bundan sonra Kürt bölgesi, öbürküsü burası Nusayri bölgesi, burası Dürzi bölgesi, burası Türkmen bölgesi, burası Arap bölgesi diye bir bölge ilanıyla yeni Suriye'nin yapılanmasının önünü almak. Dediğimiz şey şu, yeni Suriye parlamentosu oluşur. İçinde Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de, Şiilerin, Sünnilerin, Nusayrilerin hepsinin olduğu parlamento oluşur. Onlar neye karar verirse biz ona saygı duyarız. Bu anlamda da bir şey dikte etmeyiz kimseye. Ama o oluşmadan, onun oluşmasını da engelleyecek şekilde ve bir iç savaşı tetikleyecek şekilde de facto emrivaki şeklinde otonom bölgeler ilan edilirse o zaman iç savaşın içinden çıkılmaz. Yani şey gibi 36. paralel gibi veya Kürtlerin yoğun olduğu bir bölge yok Suriye'de. Haseke Kamışlı'da var da onun hemen yanından başlayıp 200 kilometreye neredeyse az insan yerleşmiş Arap Türkmen nüfus var. Cerablus bölgesinde biliyorsunuz tamamıyla Türkmen. Şimdi o zaman orada da Türkmenler mi bir şey ilan otonomi ilan etsin? Biliyoruz. Biraz Suriyeliler neye karar verir? İşte Suriyeliler karar versin. Ama Suriyeli dediğimiz ne? Normal düzene geçilir. Kamu düzeni sağlanır. Suriye parlamentosu oluşur. Suriye parlamentosu kendi içinde müzakere ederek bir yönetim şekli belirler. Buna biz karar verecek değiliz. Ama buna alandaki 3-5 PKK militanı da karar verecek değil. Suriye'nin geleceğini
onların eline bırakamayız. Çünkü o gelecek bizi de etkileyecek. Ne yaparız? İşte şu anda gelişmelere müdahil olma zorunluluğu zaten. Ya bu söylediğinizin her şey bizim olaya mümkün olduğunca bu sürecin kısa bir sürede tamamlanması için daha çok müdahil olmamızı doğrulayan yaklaşımlar. Ne kadar uzarsa bu süreç, müdahil ne kadar belirsizlik olursa. Türkiye'de kamuoyu tarafından diplomatik aktivite, siyasi telkin gibi anlaşılmıyor. Genellikle müdahil olmak, sınır ötesine asker göndermek. Hayır yani. Şeklinde anlaşılıyor. Yani hayır, yani. Olayın şu ana kadar müdahil olmamız, müdahil derken ben bu şekilde bir müdahale anlamında değil. Olayı içeriden yönet, mümkün olduğu kadar aktörlerle birlikte olayın içinde olmak. Yani dışarıdan seyrettiğinizde belirleme, o zaman aslında karşınızda hani biz karışmayalım dediğinizde bir gün kalkarsınız, bir bakarsınız bir bölge, Afrin'de veya Kobani'de veya Kamil'de birilerinin eline geçmiş. Başka bir bölge başka birilerinin eline geçmiş. Bu Türkiye'nin güvenliği açısından bir risk oluşturuyor her şeyden önce. Ne yaparız şey ilgisi? Türkiye bir terör yapılanmasına karşı her türlü tedbiri alır. Her türlü tedbiri alır ve bu uluslararası hukuka da uygundur. Türkiye'ye dönük olabilecek terör tehdidine karşı her türlü tedbiri almak, ister Suriye'de ister Irak'ta ister başka bir yerde, bu bizim hakkımızdır. Şimdi bunu şöyle bir dert de var Sayın Bakan. Aynı durum Irak'ta. Şu anda sizin söylediğiniz söyleme yakın bir söylemle Barzani ve Talabani için kullanılıyordu. Şu andaki Türkiye'nin sizin hükümetiniz zamanında kurduğu ilişkiler gerek Barzani ile gerek Talabani ile yoktu o dönemde. Ve genel algılama Türkiye'deki devlet refleksi ve kamuoyuna sunulan algılama işte baldırı çıplak peşmerge reisleri bunların bir bildiği şey bizim askerin postalını yalamaktır. Ama yani Zaho'yu ele geçirecek, Dohuk'u ele geçirecek, Erbil'e hükmedecek. Bunlara mı bırakacağız orayı? Kırmızı çizgilerdi. Ama onlar değişti onlar galiba. Değişti o algılar 95'te. Değişti ama yani şimdi 95'te nerelere kadar gidildiğini siz biliyorsunuz. Zaho nerelere kadar inildiğini, Erbil'in Barzani'nin eline nasıl geçtiğini. Kimin yardımıyla yani? Saddam girdi oraları işte. 97'de. Olur. Aralarında iç savaş çıktı. Türk Silahlı yani. Kuvvetlerinin desteği Türk olmamış olsaydı Erbil'de Barzani şey olabilir miydi? Evet. Kontrol. İsmet bunlar... Erkan dinliyor. Bir dakika. Evet. Yani bu çünkü geçmişi hatırlatmalara gidiyor. Biraz daha önümüze bakmak istiyoruz. Evet. Şimdi bu... Günümüze bakalım diye geçmişe. Ama işte... Yok. 2000... Şimdi tabii Sayın Bakan'ın şifrelerini azar azar çözmek lazım. Adını söylemeden diyor ki işte Suriye konusunda Türkiye'nin güvenlik çıkarları var diyor. Evet. Güvenlik çıkarlarının bir bölümünü de tarif etti. Evet. Son şimdi, söz biraz altı çizilmesi gerekliydi. İç dinamiklerde aktörlerle bir takım temaslarımız olmasa sonra gün gelir bir kaos yaşanırsa bu kadar daha beteriyle karşı evet. karşıya kalırız. Şimdi evet. Peki bu güvenlik çıkarı da demin sizin anlatımınızdan benim anladığım kadarıyla aslında yani böyle şu sıralarda çok acil bir durumdan da söz ediyoruz aslında. Yani bir oldu bitti olmaması lazım. Bu iş uzadıkça oldu bitti olma ihtimali artacak. Başa dönerek tekrar bir soru sormak istiyorum. Büyük ihtimalle cevap vermeyeceksiniz ama ben bunu sormam lazım. Türkiye'nin muhalefetin yükselmesinde özellikle de Özgür Suriye ordusunun şu son birkaç aya sığdırdığı beklenmedik başarıları elde etmesinde hızlandırıcı, kolaylaştırıcı rolü ne kadar oldu sizce? Şimdi iyi formüle edilmiş bir soru sordum. Evet, evet. Ama bu Suriye'nin iç dinamiklerinde bunu aramak lazım. Mutlaka. Öncelikle. Mutlaka. Öncelikle. Için ama kolaylaştırıcı, hızlandırıcı. Ama Türkiye dedi. Gibi bir komşunun mevcudiyeti Suriye halkına güven vermiştir ve bir anlamda bu baskılar karşısında sığınacakları bir yerin olmuş olması oradaki direnişe tabii ki büyük bir özgüven kazandırmıştır. Ama bizim esas yoğunluklu çalışmamız hep diplomatik alanda oldu ve hala devam ediyor. Ve bu talep baskıyı artırarak sürdüreceğiz. Yani işte gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına gideceğim. Çarşamba günü, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uzun zamandan sonra ilk defa mülteciler yani Suriye'deki insani duruma müdahil olan Birleşmiş Milletler nasıl müdahil olabilir konusunu gündeme alacağız. Siz bir de bana 100 bin diye bir psikolojik sınırınız yani, var. Yani psikolojik o kastettiğim
şey şuydu, yani yanlış anlaşılmasın da istemiyorum. Yani 100 bin, 100 bin olursa 100 bini güvenlik, aşarsa güvenli bölge olabilir gibi yani biz algılandı sözleri. Yurt içinde şu sınır içinde karşılayamayız da. Tabii, evet. Şimdi 100 bin birinci geldiğinde alınacağız anlamına gelmiyor bu. Ama bizim dikkat ederseniz aslında ve bunu Valeri Amos, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı konuyla ilgili görevli Fransız, kim gitmişse bizim kamplara şu ana kadar görülen en başarılı mülteci yönetimi olduğunda müttefikler ve kalite ve standart itibariyle de. Biz bunu geçmiş tecrübelerimize istinaden bu hazırlıkları yaptık. Birileri diyor ki kampları kurdunuz ki onları çağır. Niye yani? Bunu biz niye yapmış olalım? Ne menfaatimiz var? Yani birilerinin Türkiye'ye gelmesine ne menfaati olabilir Türkiye'nin? Ama bir gecede 5000 Iraklı Kürt Türkiye'ye sığındığı zaman yaşanan o trajedi hepimiz gözümüzün önünde. Dağlardan aşarak gelenler. Şimdi biz geçen sene ilk mülteciler, bir gece yarısı ben Konya'dayken 275 mülteci geleceği haberi Hatay Valimiz tarafından aktarıldığında acil bir şekilde Ankara'ya geldik. Başbakanımız İstişare'yle bir koordinasyon toplantısı yaptık ve şu rakamlara kadar şu hazırlıklar diye bir takvim belirledik. Neyi absorbe edebileceğimizin hesabını yaptık. Şimdi dikkat ederseniz hiç kimse de aç ve açıkta kalmadı. Mülteci gelişi artıyor, bir de kampı devreye sokuyoruz. Değişik yerlerde, değişik şehirlerimizde. Ve bu da Türk halkının âli cenaplığıdır. Bunun doğurabileceği riskleri de görüyoruz. Daha birkaç gün önce yine bu konuda koordinasyon toplantısı yaptık. Yani bizim Türkiye içinde huzurumuzun, sükunetimizin de bozulmaması lazım. Hatay'da, Antep'te, Kilis'te, Urfa'da insan normalde hayatımızın, hayat akışının etkilenmemesi lazım. Bütün bunları da gözeterek bir planlama yapıyorsunuz. Kastettiğim şu ve bunu sizden sonra Valeri Amos aradı da bana, o şeye de istinaden aradı. Dığı zaman ona da ifade ettim. Birleşmiş Milletler bugünler için var. Türkiye tek başına şu anda Birleşmiş Milletler misyonunu üstlenmiş durumda. Yani başka hiçbir ülkenin verilen uluslararası yardımlar devede kulak bile değil, kulak tozu. Türkiye tek başına insanlık adına Birleşmiş Milletler'in yapması gereken bir işi yapıyor. Ve bizim bunu yapıyor olmamız dolayısıyla Birleşmiş Milletler'i atalete sevk eden ülkeler de dahil olmak üzere kimse ortada bir kriz olduğunu fark etmiyor. Biz bu kardeşlerimizi almamış olsaydık 70 bini alanda, 80 bini şimdi serpilmiş bir şekilde bir insanlık trajedisi yaşıyor olsalardı krizin farkına varırdınız. Biz sizin bu krizin farkına varmanızı istiyoruz artık. Bu bir insanlık trajedisi. Şimdi bizim beşeri olarak bir tampon zaten oluşturuldu. Tabii şu anda zaten belli bir alana kadar muhalefetin kontrolü hakim. Bizim şey yaptığımız ve benim bunu da Birleşmiş Milletler'de gündeme getireceğimiz husus, ortada bir şey var. Bir Türkiye'nin bunu absorbe etmiş olması, bunu insani gerekçelerle ve tarihi sorumlulukların gereği olarak yerine getirmiş olması ortada bir kriz olmadığını göstermiyor. Bir ülke Dışişleri Bakanı bu konuda bundan birkaç ay önce bir telefon görüşmemizde acaba hani bunların ne kadarı şey diye bir şey söyledim. Dedim, garanti veriyorsanız Türkiye bu kardeşlerimizi biz bir ahlaki sorumlulukla misafir ediyoruz. Garanti veriyorsanız hemen yarın hepsini göndeririz. Ama olabilecek olaylardan sizin garantinizle bunu yaptığımızı ilan ederiz. Yakında yani komşulardı bir işte. Türkiye onu müsaade ederseniz ama Türkiye böyle bir şeyi niye üstüne almış olsun? Kastettiğimiz şey şu, bu dalgalar şeklinde devam edecek olursa Birleşmiş Milletler'in bu görevi yerine getirmesi lazım. Yoksa Birleşmiş Milletler'in varlığı sorgulanır. Niçin? Hangi gün için bizim Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var? Böyle bir insanlık dramına müdahale etmeyecekse niçin Birleşmiş Milletler'e mekanizması var? Etmezse ne yapacağız peki? Onların alternatif planlarımızı düşünün. Bir soru sorabilir miyim? Ne demek estağfurullah? Hani mülteciler bağlamında söylüyorum. Tabii sahip çıkacağız. Geleceğe ama dönük içeride bir soru. Nasıl sahip çıkacağımız hesaplanmalar. Geleceğe dönük bir soru izin verirseniz. Şunu soracaktım. Şimdi aradan önce Başar'dan bahsedirken, Başar Esad'dan siz dediniz ki halkına bu kadar ters düşmüş hiçbir lider uzun süre ayakta kalamaz. Mümkün değil. İsmet'in ömür biçme sorusuna cevaben. Şimdi soracağım şu. Deniyor ki ve durumda zaten o.
başarı aslında bitti. Şu anlamda bitti. Yani neyi ne kadar kontrol ettiği tartışmalı. Kimisine göre ülkenin %70'i üzerinde kontrolü kalmadı. Yok. Geçen yıl bu zamanlar Şam ve Halep'te yaprak kımıldamıyordu. Ülkenin çeşitli yerlerinde çatışmalar vardı ama Şam ve Halep'te en önemli iki merkezde bir şey yoktu. Bugün her ikisinde her an bir şeyler var. Rejimin hemen sağındaki solundaki yöneticileri ya suikast öldürülüyor ya kaçıyor terk ediyor filan. Yani normal ve işleyebilir bir devlet görüntüsünden zaten çıkmış Suriye. Bir yandan az önce siz söylediğiniz 30 bine yaklaştı öldürülen insan sayısı dediğiniz. Fakat bir soykırımsal bir manzara da yok çünkü silahlı direniş var. Bütün göstergeler Suriye'de bir iç savaş manzarasının ortada olduğunu bize gösteriyor. Tabii Suriye'nin mezhebi ve etnik yapısı göz önüne alınırsa bu iç savaş mezhebi ve etnik zeminler üzerinde olabilir. Bunun da süresi ne kadar olur bilinmez. Kesinlikle. Yani başların ne şu anda eski başlar zaten yok. Yani gidecek mi gitmeyecek mi sorusundan ziyade iç savaşın boyutları nereye varabilir, ne kadar sürebilir sorusu var. Türkiye için de güvenlik algılaması ve tehdidi söz konusu. Türkiye iç savaşı önleyebilme gücüne sahip mi? Nereye kadar tahammül eder? Bir gün olur da biz kusura bakmayın bizim için ciddi bir güvenlik giriyoruz. Durumudur bu der mi? Son 3 dakikanın falan içindeyiz. Yani, benim de bir sorum var. Amerikan seçimlerini takiben öyle diyeyim. Şimdi, böyle ihtimaller var. Böyle bir ihtimalin olmasını istemeyiz. Böyle bir şeyin gündeme gelmesini. Ve dikkat ederseniz bir sürü geçen 1,5 yıl içinde kaç sefer Türkiye'ye müdahale edecek, ne olacak diye sürekli dış basında içeride şeyler yapıldı. Ama son derece dikkatli bir dış politika, bir politika takip ettik. Yani tepkimizi gösterdik. Meseleye sahip çıktığımızı gösterdik. Ama dediğiniz tarzda bir müdahale şartlarının oluşmaması için de büyük bir çaba sarf ettik. Uluslararası diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Bütün devlet kapasitelerini kullanarak Suriye halkına sahip çıktık. Ama böyle bir, bunun bu meselenin devletler arası bir problem haline dönüşmemesine özen gösterdik. Çünkü bu da tam Suriye rejiminin istediği bir şeydi. Uçak meselesinde gösterdiğimiz son derece tenli ama kararlı tutumun arkasında da bu var. Rejim kendisiyle halk arasındaki problemi aşabilmek için bir başka düşman yaratma çabası içine girebilir. Bu bizim dikkatli olduğumuz bir tutumdur. Hiçbir şartlar zorlamadıkça da Türkiye hiçbir zaman böyle bir dediğiniz tarz bir müdahil olma durumunun ama şartların zorlaması dediğimiz şey ne olabilir? Şimdi benim samimiyetle inandığım, inşallah da bunun gerçekleşmesi için bir anlamda muhalefeti yapılandırarak, yeniden yapılandırarak, kapsamını genişleterek bu kadar çalışmamızın sebebi de o. Beşar Esad'dan sonra next day, hani the day after, bir sonraki gün kamu düzeninin bozulmayacağı şekilde bir planlama içinde olmamız lazım. Kamu düzeninin bozulmamasından kasıt şu. Irak'ta olduğu gibi bürokrasinin, devletin, ordunun tümüyle çöktüğü bir senaryo felaket senaryosu olur. Lübnan anlaşma olur. Bunu kimse arzu etmiyor. Evet. Bütün demin mezhebi karakterine rağmen ordu ve istihbarat yapısının bozulmaması gerektiğini arzu düşünüyoruz. Arzu etmiyor da olabilir. Ha, alternatifler arasında şimdi, var mı? Şimdi öyle bir bizim görevimiz bunun olmaması için çaba sarf etmek. Ama yine bir görevimiz böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda hazırlıklı olmak. Evet. Her konuyu da yani buradan ne kastettiğim de anlaşılır. Evet. Ama hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak. Biz bütün alternatif senaryo, demin söylediğim gibi çıktığınız yolda... Yani diyorsunuz ki eski tabiri hazır ol, cengi istiyorsun, sulhü sala. Yani ceng biz istemediğimiz bir şeydir. Ama i̇şte, bir toplumların kaderlerinde bazen istemedikleri halde zor şartlarla karşı karşıya kalma olabilir. Ama bu senaryo, ben Suriye'nin, mesela Libya için de benzer şeyler söyleniyor. Tabii Libya bizim komşumuz değil ama hatırlarsanız Selefiler mi egemen olacak, El-Kaide mi olacak, Mısır'la mı savaşacak, Cezayir'le mi savaşacak, ne oldu? Yani hep felaket senaryolu üzerine kurmayalım. Olumlu senaryolarda söz konusu olabilir. Hele hele Suriye gibi aynı anda Lübnan'a, aynı anda Filistin'e ve Irak'a komşu olan bir ülkenin
o derece istikrarsızlaştırmasına kimse izin vermez. Sadece biz değil, uluslararası camiada, bugün çatışıyor görünen camiada öyle bir büyük riski ortaya çıkartmayacak çabayı gösterir. Peki, bu kadar karamsar olmayalım. Uçak meselesi ne oldu Sayın Bakan? Hala düşürüldü mü? Evet, yani bizim ilk açıklamamızda vurguladığımız şey, bu konuda o kadar çok spekülasyon yapıldı ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda kurumlarıyla bir organik ilişki içinde çalışan bir ciddi bir devlet geleneğine sahip. Genelkurmayımızdan alınan bilgiler, bize aktarılan şeyler, ben daha ilk gün kamuoyuyla paylaştım. Öylesine benim söylemediğim şeyler de atfedildi. Sayın Başbakanımızın yaptığı ilk güvenlik eşit toplantı sonrasında bütün kurumlarla birlikte çalışıp hatırlayacaksınız. 24 Haziran, 22 Haziran'da uçak düştü. 24 Haziran'da uluslararası basında yakından takip edip bir açıklamamız oldu. Orada söylediğim şey çok açıktır. Uluslararası hava sahasında bize verilen bilgiler ve doneler ışığında uluslararası hava sahasında düşürülmüştür. Ama ne suretle veya hangi nasıl olduğu araştırma. Çünkü burada da açık bir şekilde aynı demin söylediğim gibi olabilecek 3 opsiyon var. Mümkün olacak. Bir iklim değişikliğinin yol açtığı bir türbülans, bir kaza veya bir darbe. Bunlara baktığımızda ilk iki ihtimal iklim değişikliği görülebilir bir şeydir. Yok. Kaza olmuş olsa pilotun haber etme imkanı var. O bir hemen bir darbe. Ama bu darbenin mahiyeti araştırmalar neticesinde ortaya çıkacak dedik. Ve yoğun çabalarla biliyorsunuz uçağın parçaları çıktı. Bugünlerde şüpheli hala Suriye. Önümüzdeki günlerde bu konuda hukuki kriminolojik incelemeler, kriminolojik incelemeler, yani şey inceleme ne diyelim, adli tıp anlamında. Uçağın isabet aldığı yerin Suriye hava sahası olup olmadığı konusunda biraz yok. Hayır. Yani. Bulunduğu yerler, şunu söyleyeyim, bakın yurt dışında bulunduğu çok yer şey değil, çıkar. Bulunduğu yer. Bizim tabii basınımızı, haber kaynakları çeşitli saygıda duyarız. Ama yapılan yorumlar da başka basın kaynaklarına atıfta bulunmak kadar kendi açıklamalar, kendi devlet kurumlarımızın açıklamalarına da itibar etmek lazım. Ama genelkurmay açıklamalarının çelişkilerinden dolayı genelkurmayın bize verdiği bilgi, yaptığı açıklamalar, verdiği koordinatlarla uçağımızın düştüğü yer arasındaki hata payı olabilecek en minimum düzeydedir. O koordinatların hepsini biz oturduk, etüt ettik. Burada yine başka ülkeden radar izi geldi mi? Şimdi onlar o konularda da bütün ülkelere başvurduk. Gelen bilgileri de birlikte değerlendirdiğimiz durumlar oldu. Şu ana kadar bizim yaptığımız açıklamalarla çelişkili bir veri bize verilmedi. Bunu açık söyleyeyim. Hiçbir ülke tarafından. Ama önümüzdeki günlerde, yani şu anda paylaşmamız bu anlamda doğru değil, ama önümüzdeki günlerde bütün o uçağın parçalarından parçalar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları açıklanacak olgunluğa ulaşacak. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sayın Bakan'a, İsmet Berkan uçağını kaçırdı. Bu gece misafir olacak. Cengiz Çandar'a çok çok sağ olun, var olun. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile, Sayın Davutoğlu ile İstanbul'da Adile Sultan Sarayı'ndaki özel röportajımız şimdi bitti. Aslında bitmişti ama çok dinamik bir ortam söz konusuydu. Uzattık. Hoşça kalın efendim.